evlerinde. Saatlerce dantel işler. İğne oyası yapar. Kasnaklar üzerinde ilmek ilmek işlerlerdi o bembeyaz ipleri. Aslında ilmek ilmek ördükleri bir iğne oyasından daha çok bir genç kızın geleceği, hayalleri ve umutlarıydı. Gelinden önce o iğne oyaları, danteller, havlu, yaşmak kenarları bir çeyiz sandığının içinde giderdi damat evine. İnsanlar o çeyizleri görmeye gelirlerdi. O çeyizler haysiyet demekti, onur demekti. O çeyizler gurur demekti. Günlerce onlar konuşulurdu köyde. Ya yerden yere vurulurdu ya da göklere çıkarılır, övüldükçe övülürdü. Anam derdi ki, o çeyizlerin üstüne işlenir genç kızların nedir? Kar taneleri gibi. Her birine dualar okunur bahtı kaderi güzel olsun diye. Çeyizlerim o kaza haberiyle beraber yok olup gitti. Aynı onlarla beraber çürüyen kaderim gibi bir toprağın altında çürüyüp gitti. Bir gün amcam geldi yanıma. Dedi ki biri varmış Kederli'de. Seni onunla evlendireceğim. Bizde dul kadınlar evlenirdi böyle. Ne gelinlik giyer ne çeyizleri olur. Ne de bir gelin arabası. Sessiz bir nikahla giderlerdi. Kimsenin haberi bile olmadan. Çeyizimi ilmek ilmek kıran anam değil, hayat oldu. Ailemi aldı benden. Genç kızlığımı aldı. Umutlarımı aldı. Kışın yangar benim gelinliğim oldu. Üşümesinler diye örtüldü ailemin mezarının üstüne. Geriye onlardan bir mihriban kaldı. Deli Rıfat'ın karısı mihriban. Bir delinin nefesiyle yeniden hayat bulmaya çalışan mihriban. Gelin, kız ne yapıyorsun burada? İyice doz kaldıran olmuşsun. Ben... Bırak bu işleri. Doğru yevmiyeye git. Alemin gelin yevmiyelerden gelmiyor eve 3 kuruş getirebilmek için. Sen eve giren 3 kuruşa mani oluyorsun. Fitil fitil burnunuzdan getireceğim. Eğer o mayış kadar para kazanmayın, bak nasıl burnunuzdan getiriyorum. O elindeki ne kız? Bırak şu pis şeyleri. Öyle git kahvaltı hazırla. Değerli kasaba halkımız, bugün dişçi Musa'nın evinin önünde kaportacı Veysel Kaya ile hanımı Cemile Kaya'nın hayır yemeği olacaktır. Tüm halkımız davetlidir. Sabri abi, sen hayırdır ya? Sen daha aynı şu masada yemek yemiyor muydun?
yedim de bunu da bizim Şükrü'nün yerine yiyor. Kendisi gelemedi, benim yerime de ye dedi. İyi bakalım ye, hadi afiyet olsun. Bizde adet böyledir. Arif oğlum, bir çepsi bu kadar doldurulur mu? Düşüreceğin şimdi ya, ver şunları. Selam ya, sen yemek mi düşünüyorsun çocuğa? Şimdi de ağlasın Keriman, değil mi oğlum? Ya, hadi gel yardım et bana. Hadi. Al ona inci. Hadi geç. Geliye bırak. Ayak geldin. Hoş bulduk Beyza. Geçmiş olsun. Eyvallah, sağ olasın. Güzel. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol öğretmen. Adalet sonunda yerini buldu, çok şükür değil mi? Çok şükür. Ayakta kalmam. Halim yengemler orada. Buyurun. Çok şükür sana kavuştum ben. Hem yedi düvel duysun istedim. Benim kocam masum. Kızım. Yavrum. Sen benden bir şey istemiş miydin? Sen bir şey al da gel demiş miydin bana? Yok babam. Müfit amcalar gelecek, onları karşılarsın dediydim de. Ha bak, gelmiştir, orada oturuyorlar zaten. Öyle ha. Tamam. Ne oldu? Sen kızım. Hiç çıkmadan aklımdan. Gözümü ne zaman kapatsam sen geldi aklım. Senin annen. Hiç aklımdan çıkmadınız. Ah yavrum. Allah'ım seni anasız babasız bırakmasın kızım. Allah'ım bizi hiç ayırmasın. Hasret mi gideriyorsun kızımla? Oğlum, ben burada kalayım. Sen misafirlerle ilgilen istersen. Tamam, doğru değil mi? Oğlum. Deniz kocuğum. İyisin değil mi? Hı? Geçti gitti kalın. İyiyim hanım. Anne der bilir. Sen durgunsun. Bir şey mi var? Geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun kardeş. Eyvallah. Demek gerçekten masummuşsun. Belliydi zaten. Geçmiş olsun. Allah yardımcın olsun. Eyvallah. Allah kurtarsın. Eyvallah. Abi sağ olasın ya. Vallahi burada çok yardımın dokundu bana. Hatta sen olmasan ben buradan çıkamazdım. Sen delikanlı adamsın Veysel. Dualısın. Nereye gidersen git, Allah senin karşına iyi insanlar çıkartır. Eyvallah abi. Ya Fehim abi, bunu hiç konuşmadın, bana anlatmadın da. Sen niye buradasın abi? Yani sen de benim gibi buraya ait değil gibisin çünkü. Yok, yanlışım var. Ben buraya aitim. Hem benim suçum öyle basit bir suç da değil. Neyse, bunları boş ver de senden bir iyilik isteyeceğim ben. Buyur abi, baş üstüne. Ne istersen. Bir emanet versem götürür müsün? Tabii götürürüm abi. Kime götüreceğim onu söyle. Thank you.
Yani zamanla geçer. Anne, Sefer amca nerede? O niye gelmedi? Ya ne bileyim kızım, işin neyin vardır herhalde ya, Allah Allah. Erkan, oğlum gel gel. Şu sofrayı götürün dışarıdaki misafirleri, hadi bak. Tamam. Hadi. Sefer amca. Hoş geldin Sefer. O kız değil mi? He? Aha öksürdün o kız. Vallahi o kız. Şşt Ramazan dayı ne yapıyorsun? Duyacaklar. Oğlum bırak lan duysun ne olacak ya? Şşt bana bak. Ben sana var ya, ben sana ne taktikler vereceğim lan. Sen... Ya ne taktiği Ramazan dayı ya? Görmüyor musun? Elim ayağım boşaldı. Oğlum olacak bunlar ya. Olacak oğlum. Olacak ama sen bak güçlü olacaksın tamam mı? Dik duracağım oğlum, yürek yakacağım. Şu saçlarını bir düzelt. Şu kendine bir piyakanı bir düzelt ya. Bu ne oğlum, bu ne hal? Allah aşkına ya. Bu ne hal oğlum? Saçlarına bir yap ya. Hadi bakalım göreyim seni, kayınpederine git bakalım. Ver bakalım pilavı da. Puanları topla. Köfte ol. Bak şuna bak, yürüyüşe bak. Genç tabii çocuklar, genç yani. Bizden geçti bunlar. Evlendik, baklandık. Şirin hoş geldin. Ana yapılacak bir iş var mı? Var desem sanki becerebilecek. Beceriksiz gelin. Allah. Ne biçim konuşuyorsun milletin içinde, ayıp ya. Ha sizin utanmanız vardı da ben niye bilmiyordum acaba? Rıfat bak burada bizlik bir iş yokmuş. Hadi biz çay içine bakalım. Sizin komşu Meryem yok mu? He. Hani kahveci Rıfat'ı delirtti ya, bildin mi? He bildim. He beni görmüş. Bu sefer de manevi gözü açılmış. Vurulmuş bana. 7 gün 7 gece düğün yapacağım Allah'ıma. Hepinizi bekliyorum ha. Aa dayı sen de gel ha. Dayılar siz de kaçırmayın ha. Düğün var tamam mı? Alın şöyle. Kaçırmayın tamam. Yemek de var. Düğün var kaçırmayın ha. Davetiyelerimizi de dağıtıyor. Bak nasıl olmuş davetiye? Güzel mi? Güzel güzel de davetiye dediğim böyle mi dağıtılır Yaşar? Dat 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 korna sesinden başımız şişti. Doğru diyorsun, kirli bülbülüm.
Aslında şu manyak mucitlerin uçağını kiralayıp davetiyeyi kasabanın üstüne atmak vardı. Ama şimdi aklıma geldi ya. Tüh. Tamam tamam, neyse artık. Ben de düğünle ilgili bir şey diyecektim sana. Ne? Düğün alışverişi için para mı lazım oldu? E baştan desene. Yetmez ki bunlar. Yanımda bu kadar var. Kapanmadan bankaya uğrayayım. Akşam 4 tomar daha getiririm, olur mu? Yok yok, tamam. Bunlar yeter. Birkaç eksiklik vardı da onları diyecektim sana. Şşş. Duymamış olayım fakir prenses. Bu düğünde eşik lafının eşi bile duyulmayacak. Bu düğün gederli tarihine altın harflerle yazılacak. İşte o kadar. Gördün mü lan? Parayı görünce gözler nasıl açıldı? Ben bakın babam diyor. Dedemi getirdim size. Biraz zor oldu ama. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Muammer. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Hüseyin. Muammer, gözün aydın. Sağ ol baba. Dede, hoş gelmişsin. Hoş buldum kızım. Sen niye gelmiyorsun aşkım? Biliyorum oğlum işte. Pek insan içine çıkasım gelmiyor. Dedem hoş geldin. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Allah sevdiği kullarına önce devesini kaybettirir, sonra buldururmuş. Vallahi aynen öyle oluyor dede. İnsan her şeyin kıymetini anlıyor. Gelmiş geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Anne. Dedem, bu öğretmen hanım neydi adı ya? Selma. Heh. Telaşadan çıktı kafamdan. E onu da davet ettiydik. Kimse gelmedi daha. Söyledim kızım. Ama onlar da pek insan içine çıkmıyor benim gibi. Bizi mazur görsün dedi. Herhal okuyacak sınavları falan var. E de ayakta kaldım. Ne şöyle oturalım. Gel bir dakika. Hadi gel oğlum. Hiç gel. Aferin oğlum. Gelsin oğlum. Gelsin Cemil. İyiyim iyiyim. Tutun. Seni böyle gördüm ya. Sağ ol yavrum. Oğlum, ne yapıyorsun yine? Doldurmuşsun eve çeri çöpü. Çöp değil anne ya, ev yapıyor. Ne evi yavrum, ne evi? Bak, bizim evimiz var. Bizim için değil ki anne ya, delikler için yapıyor. Baktım bunlar böyle kışın sürekli gidiyorlar. E gitmesinler diye korunaklı bir ev yapayım dedim. Belki gitmezler, kalırlar, otururlar. Sıcak sıcak diye şey yapmıştım. Topla şunları, topla. İyi günler öğretmen hanım. İyi günler. Kusura kalmayın, rahatsız ediyorum ama. Yok. Yok, estağfurullah, buyurun. İşiniz vardı herhalde, hayır yememize gelemediydiniz. Ben de hem yemek getireyim, hem de bir teşekkür edeyim istedim. Ne zahmet ettiniz buraya kadar, hiç gerek yoktu. Olur mu hiç öyle şey? Siz benim canıma can verdiniz. Siz Veysel'imi kurtardınız. Siz olmasaydınız... Olur mu canım hiç öyle şey? Yani ben geç bile kaldım. Ama inanın bilmiyordum. Yani ne olduğunu. İşte sonra Abdullah amca söyleyince öyle öğrendim. Yemedim. Teşekkür ederim. Zahmet olmuş buraya kadar. Sağ olun. Olur mu hiç öyle şey? Bundan sonra başınız sıkışırsa, bir şeye ihtiyacınız olursa... burada akrabam yok diye düşünmeyin, ne oldu mu? Biz varız artık. Çok teşekkür ederiz. Ha. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Sağ olun. Çok sağ olun. Anam, yemek gelmiş.
Oo, hem de Cem'e ek yemeği. Düğün aşçı çorbası var mı? Oğlum dur. Koyarım ben sana. Dökecek de şimdi. Ya arkadaş sen gücünü mü kaybettin? Elin ayarı mı kaçtı senin ya? Bir kaldıramadın şunu. Oğlum eşek ölüsü gibi ne yapayım ya? Hem sol tarafıma denk geldi. Senin keyfin yerinde tabii. Sen var ya çürümüşsün ya. Sen bitmişsin, sen nanaysın. Sen bir de evleneceksin. Sen o düğünün altında ezilir kalırsın, ben sana söyleyeyim. Yapma ya. Ben de sana güveniyordum kardeşim. Düğünü yükünü damat çekir değil herhalde ha? Bir el atarsın. Yok öyle. Hepimiz nasıl ter akıttıysak sen de akıtacaksın. Burada kavuşmalar öyle kolay olmuyor. Bedeli neyse ödeyeceksin. Ya solu da biraz çalış. Bitmiş, çürümüşüm ya. Bitmişim. Veysel, bir konuşalım mı oğlum? Ben gelenden yok. Diyeyim. Kal sen de. Kal. Dur. Veysel. Ben bu evde uyuyamıyorum oğlum. Başlarda bir yerimi yadırgıyor gibi oldum. Yani gözüme uykun için girmiyor dedim ama bundan değilmiş oğlum. Ben senin hakkına girmişim oğlum. Bu evi sen satın aldın ya. Ve sana bir teşekkürü çok görmüşüm. Estağfurullah babam. Zaten ben almadım, abimle beraber aldım. Yok. Ben Kenan'a teşekkür ettim. Ama senin böyle bir şeyi yapacağını düşünmedim de seni es geçmişim. Kafasızlığıma ver. Hakkını helal et oğlum. Yok baba, o ne demek ya? Bir evin lafı mı olur? Helal hoş olsun. Biliyorum oğlum. Seninle helalleşmemiz bizim çok zor. Hani kahvede yanıma geldiydin ya. Daha bir baba oğul konuşması yaptıydın. Ben de bir şey diyememiştim. Bundan işte oğlum. Bizim seninle konuşarak helalleşmemiz çok zor. Ne yapacağız baba? Sarılacağız oğlum. Sarılacağız. Sağ hakkımı helal ediyorum. Helal olsun. Sen de bu hakkını helal et.
Yiğidinin Gönüldağ. Baksana Veysel'im. Nasıl azametli duruyordu. Ne oldu gülüm, üşüdün mü? Eve geçelim. Yok yok, iyiyim ben Veysel'im. Hem eski günlerdeki gibi. Sen yanımdasın. Taner burada, Ramazan burada. Yok yengeçte, sen yanılıyorsun. Çünkü neden yanılıyorsun? Ramçı yok. Ya Ramçı ortalıklarda yok. Hakikaten onun nereye gitti ya kaçta göz arasında? Ne bileyim onu. Nerede bu çocuk? Anne! Ne yapalım? Ne yapalım ya? Sağ olun, bu çareye getirdin. Çocuk musun ya? Ya niyesi var mı amcaoğlu ya? Kaç zamandır uçmuyoruz ya? Vallahi özlemişim uçmayı ya. Dur gidelim lan il merkezine kadar. İki dakika gidip gelelim hemen ha. Oğlum ne merkezi, saçmalama Allah aşkına. Benim başımı belaya mı sokacaksın? İçeriden yeni çıktım zaten ben. Daha iyi amcaoğlu işte. İçeriden yeni çıktığına göre kuş gibi uçuracağım seni. Vallahi özgürlüğün tadını var ya iliklerine kadar hissettireceğim lan sana. Yemin ediyorum bak. Daha ne istiyorsun oğlum sen? Aa Ramazan, bırak bakayım kocama. Alacak götürecek akşam akşam. Zaten daha yeni kavuşmuşum. Beni de bırakacaklar burada. Aman yemedi kocanı yenge. Turşusun olur yani. Şuna bak ya. Gel 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 şöyle gel. Gel gel otur gel. Gel gel. Gel. Ey amcaoğlu, seni de Tatar Ramazan'a bağlatmadan kurtardığımıza göre ne yapıyoruz şimdi? Ha? Plan nedir? Bana ne soruyorsun oğlum? Ben içeriden yeni çıktım, haberleri sizde. Şimdi dediğinize göre bu Şilinliler epey bir giydirmiş size. Uluslararası mahkeme falan diyordunuz. Bizim önce şu adamların işini çözmemiz lazım. Yoksa işimiz yer. Oğlum bak, bu saatten sonra yok öyle demiş, şöyle demiş falan. Vallahi bak, çok da önemli değil ha. Ben sana diyeyim. Yani bir sürü böyle olay atlatsak da, badireler atlatsak da bir aradayız işte, hep beraberiz. Ya biz bak el ele verip bunun da üstesinden geleceğiz. Vallahi bak. Evet be, yaparız be amcaoğlu. Gerekirse gideriz hurdacı Salim abi. İlk günlerdeki gibi hurdaları alırız, hurdalarla yaparız ya. Bir şekilde yaparız amcaoğlu, nedir yani? Ya biz böyle hep bir aradayız ya. Önemli olan bu değil mi? Ha? Yaparız amcaoğlu. Ne güzel olur. Yaparız Allah'ın izniyle. Şş, oğlum bir rahat dur sen de. Ne yapayım uçakla? Hadi lan binelim uçağa. Ya, ya. Oğlum bakımını... Ya senin de ne kıymetli kocam varmış. Allah bakımını yapmadı sen onun bakımını. Ben aylardır yatıyorum ya. Yaptım. Ben hiç uçmadım. Uçmadım ben. Hayır, hep fark etmedim. İstiyor musun? Uçmak istiyor musun? Evet. Sen mi kullanacaksın, arkaya mı oturacaksın? Ha, o kullansın. Ayağa, kolay mı öyle şey? Gel, gel. Neyse, gidiyorum. Gel, gel. Valla. Ay, Taner. Sen mi süreceksin, arkaya mı oturacaksın? Tesli, ben korkarım. Ben misin? Gel, tamam. Ya bırak Allah aşkına. Bu da uçuramaz ki. Sen uçuruyorsun normalde. Ben daha iyiyim. Bu da nesin? Ben daha iyiyim. O bilmiyor. Uçacaksın, bilmiyor. Bak, bak. Duydun mu Rıfat? Senin eski yavuklu Korellerin Ayı Yaşar'la evleniyormuş. Şşş! Birader hayırdır, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ne nasıl laf ha? Bir şey mi dedim ben ya? Böyle laf olsun diye. Böyle laf olsun diye boş boş konuşma, adamın canını sıkma. İç çayını haydi git, dedikodun ne yapacaksan orada yap. Haydi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Cümleten hayırlı akşamlar. Bağ bakla kahveci. Herkese benden çay. Yalnız sağ yok. Sen hariç herkese. Malum düğünümüz var. Yaşar. Ne biçim konuşuyorsun, ayıp olmuyor mu? Abi, abi tamam ya, tamam. Bırak hayırsızın 40 yılda bir hayrı dokunsun millete. Çay kesmez la. Kahve yapıyorum. İyi la iyi. Ne yapıyorsan yap, üstü kalsın. Ha şöyle. Hadi bas git la şimdi. Bak kahve yeni ilaçlattım, ortalığa mikrop bulaştırma. Hadi la! Ha? Gören de kahvesini bir şey sanır. Ya ben istesem 10 lira bunun gibi kahve açar. Sonuçta biz sen gibi düğünsüz, davulsuz, bedavaya gelin almıyor. 7 gün 7 gece düğün yapıyor çok şükür. Nasıl lan şu an? Bırak ya. Ne var?
toparlayamayacak mıyım? Gel lan dışarı. Ya bak, kulaklarını aç beni iyi dinle. Çocuğu 100 metre etrafında seni göreyim bir daha. Bak o koca kafanı kırar seni buraya gönderim, anladın mı? Tamam ya. Anladın mı? Tamam. Bırak. Ya bırak. Kızım bu saatte Gazan'ın ne acelesi varmış? Bizim herif dönünce yarın arabayla getirirdi. Vallahi Hacer Hanım muhakkak getir dedi. Bir şey lazım ki istedi. Buldun kız. Rıfat'ın eski yurtlusu Meryem yok mu? Gorellilerin Yaşar'la evleniyormuş. Oğlanın babası zengin ya. 7 gün 7 gece düğün edecekmiş. Şu Allah'ın işine bak. Nankör Meryem 7 gün 7 gece gelinliğe giyse, şu kızcağız kül kedisi gibi bir gelinlik giymeden el evine girsin. Anne. Ben tırnaklarımı kesmesem olmaz mı? Olmaz efendim. Sonra gece kendi yüzünü cırmalıyorsun. Otur şuraya hemen kes orada hadi. Ama anne. Hep Sefer amcam keser tırnaklarımı. O zaman şimdi sen kes. Ya annem Allah aşkına benim 30 tane kolum yok ki. Hangi birinize yeteyim ya? Allah Allah. Kızım sen de oynama şununla. Aa bırak. Otur bakayım oraya. Düz dur bir düz dur. Tarayayım şunu. Hadi. Erkan oğlum duymuyor musun sen beni ya? Bak şuna terlik geliyor ha. Ne oldu anne ya? Ha, teşrif ettiniz beyefendi. Ya ne duruyorsun oğlum öyle artist artist? Kardeşini alıyor baksana. Bakayım düzgün kesiyor mu? Düzgün kes annem onu düzgün. Ha kızım uyandın mı sen? Anne, benim biraz paraya ihtiyacım var. Haydi ne parası? Ya bir ihtiyacım var işte. Kendime bir şeyler alacağım. Ne alacaksın acaba? Ya ne alacaksam alacağım anne. Niye böyle aretlik sorular soruyorsun ki? Bir ihtiyacım var işte. Al bak o dinle sahip çık. Sen karşında arkadaşın yok annem var, annen. Ya, tamam anne ben bir şey istemem. Sen söyleyen de kalan zaten. Jölesi bitmiş anne, jöle alacak jöle. Jöle mi? Evet. Ya oğlum sen ne öğreteceksin jöleyi ya? Kafanda saç kalmayacak sonra. Ay ben de bir şey sandıydım ha. Bir kere daha aksi bir şey deme ya. Bir kere daha hayır deme. Bir kere de utandırma ya. Bir kere. Oğlum. Erkan tamam. Tamam annem. Vereceğim ben sana parayı ya. Oğlum ha iyi huy oldu ha bu odaya çekip gitmeler. Tamam. Allah'ım yarabbim ya. Oğlum sen bana sabır ver yarabbim ya. Anne. Ne? Beni yarın kursa kim götürecek? Sabah olsun bir bakarız. Senin kursuna bakarız, onun jölesine bakarız. Size de bakarız Ayşe Hanım. Sizin de saçınıza bakarız. Oğlum kızım bakayım daha şöyle. Bana gör. Yine kaldık baş başa. Sessizlik örttü üstümüzü. Karanlık düştü üstümüze. Yine aldık mı yalnızlıktan nasibimizi? Anlaşılamadık be Bağdaş. Anlamadılar bizi. Canım yanıyor Bağdaş. Bir adam gözlerimin önünde öyle gitti. Bu dünyada yanında götürmek istediği tek şey merhamet. Ondan esirgedik Bağdaş'ın. Günahını yüzüne vurduk, taşladık. Ölmeden öldürdük onu. Hani biz aşkın merhametiyle hasıl olmuştuk Bağdaş'ın? Hani bizi farklı kılan buydu?
mübarek gün. Saydam'ın merhameti nerede? O benimle yüklerini paylaşan canerim nerede ben? Çocuklar bizim çocuklarımız değil miydi? Biz değil miydik bir aile olup her zorluğu göğüsleyen? Bize ne oldu Bağdat gün? Bize ne oldu? İçimde zerre öfke yok Bağdat gün. Sadece yorgun. Çok yorgunum. Abi, ne yapıyorsun sen? İyi Selma, çocukların sınavını okuyorum. Maşallah, hepsinin kafa da Zehra. Daha 99 alan yok, hep 100. Abi, ne yaptın gözünü seveyim? Ver bakayım. Ay, bir de üzerine yazmışsın notları. Ne var Selma ya? Ben sana kolaylık olur diye şey ettim yani. İyilik yapmak suç mu? Abicim, suç değil de yani. Yanlış cevaba da doğru demişsin. Nasıl çıkacağım şimdi ben bu işin içinden? Nesi yanlış ya? Suyun kaldırma kuvvetini kim bulmuştur? Ne demiş çocuk? Vallahi kim bulmuştur bilmiyorum ama dayım bulmuş olabilir. Kendisi mucit. Her şeyi buluyor. Maşallah vallahi. En son kasabaya su getiriyorlardı. Nesi yanlış bunun? Belki gerçekten de dayısı buldu yani Selma. Kasabaya su da getirmiş. Ben sana bir şey diyeyim mi? Neymiş çocuğun adı? Erkan. Bu Erkan üstün zekalı bir çocuk. Bu çocuğa dikkat et Selma, ben sana söyleyeyim. Abi ya, ah ya. Hiç ah vah deme Selma. Ben doğruları söylüyorum yani. Of. Hayırdır kuzucuğum? Senin suratın niye asık böyle? Yoksa Fazıl bir şey mi dedi? Yok anne, Fazıl abimden değil. Çocukların sınavları çok kötü. Ona bir canım sıkıldı. Olsun kızım, kötüymüş iyiymiş. Niye dert ediyorsun ki bu kadar kendine? Sonuçta her koyun kendi bacağından asılmıyor mu? Verirsin sıfırı, geçersin. Yani olur mu hiç öyle şey Allah aşkına? O çocukların anne babaları o kadar emek veriyorlar, okula gönderiyorlar. İstiyorlar ki çocukları okusun, iyi bir yerlere gelsin. Yani ben... Ne bileyim... Ya onlara bir şey öğretemiyormuşum gibi geliyor. Ne yaparsam yapayım yetemiyorum. Yazık etme kendine kızım. Sen çok iyi bir öğretmensin. Sınavları bugün kötü olur, yarın iyi. Sıkma sen canını. Allah Allah, kim ki bu saatte? Veysel, Cemile, hayırdır bu saatte? Kazan neyi mi unutmuşum? Yok yok Hacer teyze, Mihriban evde miydi acaba? Onunla bir şey konuşacaktık da. Burada hemen, hayrolsun inşallah. Aa Veysel, yenge. Hadi gelin, hoş geldiniz. Yok, biz geçmeyelim de siz bir iki dakika dışarı gelir misiniz ya? Bir mesele var da. Ne oldu, hayırdır? Ya ben Mihriban'a bir emanet getirdim de.
kimle? Ben hapiste bir adamla tanıştım. Senden iyi olmasın. Dünya iyisi bir adam. Şimdi suçu ne bilmiyorum, anlatmadı bana ama yani birçok kez hayatımı kurtardı, öyle söyleyeyim. O yüzden bir hukukumuz oldu. Çıkarken de bir şey rica etti benden. Dedi hani bunu versen, Mihriban'a götürsen. Fehim dayın gönderdi de o anlar dedi bana. Ayıp. Bana inanır mısın bilmiyorum da ben orada çok iyi bir adam gördüm ya. Mirvan. Kader kardeş. Yani hepimizin başına bir sürü şey gelmiyor. Bak bana. Yani belki onun payına da böyle bir şey düşmüştür diye yani. Demem o ki sen bunu al. Bunun içinde kötü bir şey yoktur. Vallahi sen istersen bunu al, kendini toparladığında açarsın. Olmaz mı? Biz gidelim. Yambel'de dedesiyle kaldı. Biz de yemek yiyoruz, biz de yiyoruz. Yavaş, yavaş oğlum. Ya Allah, Allah Allah, iyi. Önünden alan var. Yenge bak ne güzel. Dört dörtlük kahvaltı hazırlamış. Yalnız yenge sana bir şey diyeyim mi? Sucuklu yumurta 10 numara 5 yıldızlı olmuş ha. Sağ ol Hüseyin abi, afiyet olsun. Yemesem belli mi abi? Ben bir çalım atayım. Yavaş, yavaş. Ne lan? Bu benim pijamam değil mi lan? Sabaha kadar bütün gece benim bu pijamam var adamla. 2 günde geldin benim pijamaya da mı çörüklendin ha? Benimki kirlenmiş. O yüzden ben de idareten kendimkini giydim. Ne demişler? Misafir umduğunu değil, bulduğunu giyer demişler değil mi? Allah'ım. Ya bu arada yıkanırken o musluğun sapı elimde kaldı. Ona mutlaka bakılır ha. İmal etme, bak hocam ona. Ne yaptın lan sen? Dün bir bugününki evi başımızda mı yıkacaksın? Ha? Yok, olmaz böyle.
Bak Hüseyin, 15 yıl ben seninle aynı çatı altında kaldım. 15 yıl daha devam edemem. Nereye gideceksin? Bana bak, sen ne zaman eve gideceksin lan? Ha? Karın tiyatrocu olamamış mı daha? Olamamış mı diye olmuş. Bu sabah konuştuk işte. Bolu'daymış daha, Bolu'daymış. Ondan sonra Amasya, Sinop, Minop, Balı, bu onlar 8-9 aydan önce gelmezler buraya mı ya? 9 ay mı dedin? Hı-hı. 9 ay bizimle mi yaşayacaksın lan? Vallahi ne yapayım abi? Ha? Niye de kalayım Allah aşkına, söyler misin bana ya? Ramazan gün yeni evlendiler daha. Şimdi onların evine gitmek olmaz tabii değil mi? Selami'nin karısı geldi, oraya da gitmek olmaz. Babama gideyim diyorum ya. Babam da sabahtan akşama kadar hikmetli laflarından kapakanlar basıyor beni ya. Benim gidecek başka yerim mi var abi? Allah aşkına sen söyle ya. He? Bak iyi yanından bak. Akşamlar televizyon karşısına oturur. Reşit ile Erika'yı seyrederik beraber yan yana. Hı? Çekirdekten çizinirik hep. Sabah olur işe giderik senin arabayla. Böyle yapışık ikizler gibi yaşar giderik işte. Ne bırak o suçu? Bu sucuk benim mi? Ben bıraktım, çıkar artık. Evet, çıkar. Yok oğlum sen bu nerede ya? Çıkar. Öldüreceğim ben seni. Ne bırak? Ya çıkar yani ağzına. Sucuğu çıkar. Baba amcım oluyor. Ver lan. Yan oğlum lan bir ne yapıyorsun? Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Delirdim mi sen? Delirdim dün. Delirdim kafayı. Beni boğacak bu ya. Mesela bu kadar büyük evi almayalım dedim. Işığı gören geliyor. Sizin ne işiniz var lan burada? Ha? Yoksa siz de mi bize taşınacaksınız? Ay yok amca, sakin ol ya. Biz babamı almaya geldik. Beni mi almaya geldin? Siz ne yapacaksınız lan? Beni huzur evine mi yatıracaksınız yoksa? Estağfurullah baba, o nasıl söz öyle? Hem senin bir evin var ya zaten. Hadi hazırlan, hadi bize gidiyoruz. Yok olmaz kızım. Olur mu öyle şey? Sen, yani siz daha yeni evlisiniz. Ben rahatsızlık vermeyeyim size. Baba, baba Allah aşkına ne rahatsızlığı ya? Başımızın üstünde yerim var. Sen gel, odamı bile hazırladım. Odam mı? Hı. Bana oda mı hazırladınız? Hazırladık tabii. Bahçeye bakıyor baba. Sabahları açarsın camını, bahçedeki mis gibi çiçeklerin kokusu girer içeri, huzurlu uyanırsın. Yatağın da en kalitelisin lan ha. Halis mulis kuş diyor. Ama sen yine dikkat et. Gece yatak kendi kendine kanatlanıp uçabilir o derece. ne yaptın? Beğendin mi odanı? Ulan Ramazan. Ya siz karı koca el ele verdiniz. Beni mi ağlatacaksınız ya? Canım evlatlarım benim. Allah sizden razı olsun. Senden de baba. Gel lan. Ramazan. Hı. Sen benim en sevdiğim oğlumsun biliyorsun değil mi? Baba sen bana böyle ara ara en sevdiğim oğlum falan diyorsun ama bir Kenan abi bak hasta biz yaşamayız değil mi? Çok korkuyorum, haberin olsun. Yok yok. Özlemişsindir diye yaptım. Hadi soğutmadan otur geç. Vallahi sen var ya,
Beni çok iyi tanıyorum bak. Bazen korkuyorum senden. Rüyalarımı da sen mi görüyorsun acaba diye. He, kork benden. Rüyanda menemen istediğini gördüydüm. Allah Allah, cümlelerden biliyor senin menemen ne kadar çok sevdiğini. Hadi. İyi de kimse senin gibi yapamıyor bunu yani. He. Bu arada babam nerede ya? Ben ne diyorum ya? Babam çok üzüldü can kuşum. Ya olanlar yüzünden gece gündüz kendini suçlayıp durdu. Hazırlanmamışsın. He? Ne oldu? İhtiyarladın mı? Dişçi Musa, al bakalım çabuk. Çabuk çabuk havluya spor yapacağız. Hadi bir iki, bir iki. Hadi bakalım. Bir, iki, bir, iki. Aman mor boyun neler gelir yavrum. Mor boyun neler gelir yavrum. Dağları deler gelir. Aman dağları. Nesine de yavrum yavrum nesine, sigarada koymuş yavrum fesine. Yavrum ben yandım birisine. İyi günler Rukiye abla. Müsaade var mı? Bebek için mi geldiydiniz? Yok kızım, biz buraya senin için geldik. Benim için mi? Evet, senin için geldik. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Halin durumu nasıl bir soralım istedik. İyiyim, sağ olun. Sadece kocamlar ötürü benden de öc alırlar mı diye korkuyorum. Yok korkma abla, almazlar. Alamazlar. Zeki'nin bütün kardeşleri yakalandı. Kimse kalmadı yani, merak etme. Hem biz buradayız Rukiye. Sen benim torunumun süt annesisin. Seni sahipsiz bırakacak değiliz. Allah razı olsun sizden. Taner kardeşim, sen de hakkını helal et. Ben bilip bilmeden çok ters konuştum sana da. Böyle olduğunu bilseydim. Olur mu abla öyle şey? Olur mu Allah aşkına ya? Asıl sen hakkını helal et. Eğer Alim'in de müsaadesi olursa ben teyzemgillerin yanına göçeyim diyorum. Burada ne yapacağım bir başıma hiç bilmiyorum. Canım benim. Sil bakayım o gözyaşlarını. Sen ne acılar yaşadın, yıkılmadın Rukiye. Bu acıyla da yıkılmazsın. Hı? Hadi bakalım gel bizimle. Senin için düşündüğümüz bir şey var. Ben şimdi burada mı çalışacağım? Evet Rukiye. Bundan böyle merkezin açılması, kapanması, temizliği ve düzeni sana ait olacak. Hem paranı kazanacaksın, hem de bizim yanımızda güvende olacaksın. Ayrıca belediye başkanımızla da konuştuk. Onlar da yardımcı olacaklar. Yani sözleşmeli olarak çalışacaksın. Allah sizlerden razı olsun. Ya ben ne iyi insanlarla karşılaşmışım böyle. Rabbim ilk çıkarmış sizi karşıma. Merhaba, elini öpeyim. Aba değil, öğretmen. Gülsüm öğretmen. Benim ömrüm eğitimle geçti. Her yaştan öğrencim oldu benim. Sen de buranın hem çalışanı hem öğrencisi olacaksın. Hep beraber gelişip hep beraber kazanacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Selma öğretmenim, dur canım. Çocukların notları yerlerde. Hepsinin durumu çok kötü. Ne oldu hocam? Gördünüz mü kazın ayağı öyle değilmiş. Bu çocukların sınıflarında doğru düzgün eğitim almaları gerekiyormuş. Bunu da iyice anladık değil mi? Bir de dalga geçer gibi neler neler yazmışlar sınav kağıtlarına. Siz nereden biliyorsunuz? Bütün okulun dilinde bu rezillik. Hem ne önemi var? Bir müfettiş gelse, okusa sınavları, burada eğitim veriyoruz mu, vermiyoruz mu direkt sorguya girer. Bunda da çocukların en ufak suçu yok. Tas tamam suç sizin. Onları bu hale siz getirdiniz. Siz şımarttınız. Artık lütfen aklınızı başınıza toplayın. Lütfen. Ben
çiçekler biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Hadi amca onu ya. Hadi lan kaldır kolları. Oğlum sen daha içirdin, yeni çıktın lan. Oğlum bunun tadını çıkartmamız lazım. Hadi kaldır onu. Ama ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleket. Ooo amcaoğluma bak ya. Yakışıklı amcaoğlum görüyor musun? Hemen bizden önce gelmiş vallahi. He? Sabah sabah bir dur Allah aşkına ya. Ya tamam. Amcaoğlu baksana ya. Ne güzel değil mi lan? Aynı eski günlerdeki gibi ya. Ha? Çok güzel olduk ha böyle. Aynen. Aynen valla eski günlerdeki gibi ya. Hiç burnumuz pislikten kurtulmuyor eski günlerde. Ne oldu lan pisliği? Ne oldu? Ne pisliği? Al amcaoğlu kendin bak. Al bak bak. Valla kendin bak. Bak. Oku ya bir şey yok. Oku valla hayırlı olsun ya. İlk uluslararası ithalnamemizde gel. Kendin bak. Valla bak. Şiller iddia mı çekmiş amcaoğlu? Oğlum şaka maka adamlar bizi uluslararası mahkemeye vermiş. ne yapacağız? Biz dil bile bilmiyoruz oğlum ya. Sabri abiyi mi götüreceğiz savunmaya? Ne gülüyorsun lan? Ben dediydim amcaoğlu. Bunu dedim zeka dedim buna fazla gelir dediydim ben. Bak gitti kafa. Oğlum hayır. Bak bizim çok fazla borcumuz var lan şu an. Hakikaten bizim daha önce hiç bu kadar borcumuz olmamıştı. Hayır bak bir borç eşiği var. Biz onu geçtik. Hayır insan kaşarlanıyormuş ben ona gülüyorum ha. Vallahi bak. Hayır bu kağıdın hiçbir önemi yok. Biz bittik ya. Bittik. Vallahi doğru diyor. Ben hücredeyken aynını düşündüm biliyor musun? Ya bir şey diyeceğim. En nihayetinde özgürüz yani. İsteyen istediğini yapabilir. Vallahi doğru. Bunda kafa gitti. Gitti. Ona ne oluyor amcaoğlu? Oğlum kendinize gelin. Borç batağındayız lan biz. Hani Veysel, oğlum ben yeni evliyim lan. Aa, amcaoğlu. Oğlum kendinize gelin lan. Amcaoğlu bak bunu çözmenin tek bir yolu var. Valla. Ne oldu amcaoğlu sen yeni icat mı buldun? Ne oldu? Bir şey söyleyin oğlum ne oluyor lan? Oğlum borç değil mi lan? Beni lan aman desin mi desin mi şikesin mi? Klasik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Bana yardan geç diyorlar. Seven yardan geçilir mi? Gelin. Kız nereye gidiyorsun böyle sifli sifli bu saatte? Çakırcalar yemeğici arıyorlarmış ama da oraya gidiyorum. Sen de dedin ya hani git diye. Düşündüm bana da mantıklı geldi. Aa, aklın başına yeni mi geldi? Burada bu kadar iş dururken sen alemin tarlasına yemeğe mi gidiyorsun? Bunca işi kim yapacak? Ana! Amma uzattın ha. Rahat bıraksana kızı. Mehriban, sen tarlada tapanda ne işin var? O nereden çıktı? Hiçbir yerden çıkmadı Rıfat. Öyle eve ek gelir olsun diye düşündüm. Hani söz verdik ya anama maaş için. Hemen severim tarla işini. Ama sen de ev işini merak etme. Ben gence yaparım ne yapılacaksa. Anca akıl ver zaten. Başka hiçbir işe yaramıyor. Ana. Mirvan sen anamın kusuruna bakma. Onun şimdi aklı fikri maaşta kaldı. Bu tarla tapan işini de boş ver. Biz bir yolunu buluruz ha. Yok Rıfat. Ben anlıyorum onu. Ben bu eve gelinlikle gelmedim ya. Ondan oluyor. Arkada bir ana, bir baba yok ya. Ondan oluyor.
muammeren mi? Sen küçük düşünüyorsun. Para yok, para yok parayı. Ya sen kendine bir düğün yapacak olsan, en mükemmel, tarihe geçecek bir düğün nasıl yapan onu düşün. Ya gerekirse ben bir kamyon tutar, dükkanın önüne yığarım parayı. O kadar. Rüfer, hayırdır yeğenim, bir şey mi istedin? Şey, muammereme ben. Çay getiren mi? Çay içer misin? Getir, getir. Bana da getir. Yalnız demli olsun kahveci. Ne diyordum? Bak parayı pırıl dert etmesek ya. Parayı diyorum. Dışarıda yarım. Ya gerekirse dükkanın önüne de yarım. Dükkanın ortasına da yarım ya. Sen bunları dert etme. Hallederiz. Çöplüğe çevirmişler ortalığı. Ey amcaoğlu, canımı sıkmaya mı getirdin bizi buraya? Yok amcaoğlum. Tam tersine yeniden başlamaya. Biz burayı toparlamadan hiçbir şeyi toparlayamayız. Önce burayı toparlayacağız, sonra üreteceğiz. Bak ne yaşarsak yaşayalım, üreteceğiz. Üretim durmayacak, o kadar. Tamam da oğlum, bizim Şililere makine yetiştirmemiz için yeniden malzeme almamız lazım. Ya biz zaten borç batağındayız, nasıl yapacağız? Ya doğru. Ya zaten gırtlağımıza kadar borç içindeyiz. Şimdi daha fazla borçlanacağız. Yani borç, harç, kredi bir şekilde malzemeleri toparlayacağız. Bu makineleri yapacağız, o kadar yani. Oğlum zaten bak, adamların derdi bizden tazminat alıp bizi batırmak, iflas ettirmek değil ki. Biz bir malzemeleri alalım, makineleri yapalım, adamlara yollayalım. Adamlar da ticaretini yapsınlar. Zaten dava falan kalmaz geriye. Bir şekilde de borcumuzu öderiz. Tamam, devam ederiz. O zaman en son başlayan öğlen yemeğini öder. Ya ben içeriden yeni çıktım, bana bir de yemek mi ısmarlatacaksınız? Tamam, çıktım sonuçta, gel. Gel, gel. Tamam, ısmarlayacağım. Ismarlayacağım, sonra temiz döneceğim size ama. Ne yaptın Seyfettin? Halledebildin mi oğlum? Hallettim başkanım, hallettim. Kaymakam Bey birebir ilgilendi sağ olsun. Size de çok selam var. Sağ olsun. Çok iyi. Tamam o zaman. Hadi atla da gecikmeyelim. Ya şey, başkanım söylesem mi ben bilmiyorum ama size kötü bir haberim var benim. Kötü bir haber mi? Nedir oğlum, söylesene. Tamam ben söylemeyeyim. Siz Asman Hanım'dan sonra öğrenirsiniz. Manyak mısın oğlum sen ya? Önce heyecanlandırıp sonra öğrenirseniz demek ne demek oluyor? Söylesene oğlum. Madem öyle söylüyorsunuz, başkanım Asuman Hanım'ın tayiniyle alakalı verdiği itiraz dilekçesinin sonuçları geldi. Maalesef olumsuz. Ne diyorsun Seyfettin? Tayini gerçekleşmiş mi yani? Evet, hatta 3 gün içinde görevinin başında olması gerekiyormuş başkanım. 3 gün mü? Ne diyorsun Seyfettin? Ne diyorsun oğlum? Ramazan, çok heyecanlıyım ya. Keşke sen de olsaydın. Vallahi acil işleri çıktı Asuman. Yoksa hiç seni yalnız bırakır mıydım? Ama kalbim, ruhum, her bir şeyim seninle. Merak etme sen. Çok güzel geçecek. İnşallah canım. Neyse hadi ben seni tutmayayım. Ararım çıkınca. İyi bak kendine. Baba? Merhaba kızım. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. Gel. Canım. Sağ ol. Az vaktin var mı? Okula gidiyordum ben de. Tabii sana söylemeye de fırsatım olmadı benim ama... ilçede müzik yüksek okulu açıldı ya. Ona kabul aldım ben. Şimdi de ilk dersime gidiyordum. Hadi ya. Niye
öyle dedin ki? Yani kızdın mı yoksa? Yok, kızmadım Masum. Niye kızayım? Ben üzüldüm. Anlaşılan o ki okula gidemeyeceksin. Nasıl yani? Niye öyle dedin ki? Masum, kızım, bu dilekçem, itiraz dilekçem kabul olmamış. 3 gün içinde Erzurum'da göreve başlaman gerekiyor. Yoruldun artık. Gel dinlen biraz. Yorulduk ama değdi. Kışlık bakımları tamam. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Artık bu ağaçlar gibi bizim de engelimiz kalmadı herif. Miras kavgası bitti. Veysel hapisten çıktı. Şu bizim işi diyorum. Uzatmasak mı artık? Haklısın tabii. Böyle giyineyim takımlarımı, tamam mı? Alayım bir çikolatamı böyle güzel. Geleyim isteyeyim seni. Ne diyorsun? Tek başına mı geleceksin? Tek başıma olur mu canım? Bütün Kaya ailesiyle geleceğiz. Ben bu akşam konuşayım bizimkilerle de. Sen de ne zaman müsaitsen söylersin bana, gelirse olur mu? Tabii. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Ama haftaya olursa benim için daha iyi olur. Haftaya olmaz. Çok uzun. Yarın akşam gelelim. Yarın mı? Yarın olmaz Kenan. Nasıl hazırlanacağım? Tamam. Haftaya o zaman, anlaştık. Anlaştık. Ben biraz daha devam edeyim. Zeyd Hanım, rahat rahat evinize gidebilirsiniz. İsmet çok çabuk uyum sağladı. Herhangi bir problemi yok. Sağ olun öğretmen. Da ben onun için durmuyordum. Şey, acık kursun parasını geciktirdiydim de ondan bekledim sizi. İsmet'in kurs parası ödendi. Nasıl ödendi? Kim ödedi? Sefer Bey ödedi. Herhangi bir borcunuz yok. İyi günler. İyi günler. Çalışmıştım. Siz de benim hiç çalışmadığım yerden sormuşsunuz. Ben ne yapayım? Sınavı bana hatırlatma Erkan. Ben onun için gelmedim. Ya neden geldiniz öğretmen? Bir işin var mı şu an? Yok. İyi tamam, hadi gel, seninle bir işimiz var. Sana geri getiremem kızım. Beni affet de diyemem. Ama ailenin bir emaneti var. Bizde kaldıydı. Sana ulaştıramadım. Güzel haberlerini aldım. Emanetin üstünde kalmasın. Git, al.
3 gün diyoruz ha? Ya amcaoğlu çok az zaman var ya. Ha vallahi. Ne ara toplanacaksınız, ne ara gideceksiniz? Hayır yani 3 güne kiralık ev bile bulamazsınız ki. Yani vallahi biz de bilmiyoruz yenge. Yani bakacağız bir hal çaresine. Öyle değil mi Asma? Ya ama karalara bağladınız ya. Devlet görevi bu. Erzurum'a da gideceksin. Olursa İzmir'e de gideceksin. Hem size zaten 10 gün öncesinden mühlet vermişler. Ama siz bu dilekçeye güvenip hiçbir ön hazırlık yapmamışsınız Asuman. Yani bence biraz hata sizde. Aa, bu eve taşınalı 2 ay bile olmadı. Okula da yeni başladım. Tam düzenimizi oturtturduk derken öyle hemen kabul edip hazırlanmak kolay olmuyor baba. Aynen öyle vallahi ya. Ya biz bu karda, kışta, kıyamette ne yapacağız biz Erzurum'da ya? Benim romatizmam var ya. Donarım vallahi orada ben ya. Allah Allah, sen de mi gidiyorsun amca? Ne yapayım oğlum? Biliyorsun yengen gitti işte. Ben 2 sene tek başıma bu evde mi kalayım? Cinnet getiririm vallahi ben oradan ya. Ben neyse işte bu Erzurum'da hani birileri ölürse ağat mağat yakar bari. Bilmiyorum ki. Erzurum'da birileri ölüyordur değil mi lan? Ölürüm. Ya asmayın suratınızı ya. Benim Erzurum'da bazı tanıdıklarım var. Şimdi onlarla konuşurum. Size şöyle dayalı döşeli güzel bir ev tutarız. Sen de orada 2 yıl falan çalışırsın Asuman. Sonra buraya dönmek için bir dilekçe yazarsın yani. Tayinini istersin. Aa bak okulda ne yap biliyor musun? Buradan gitmeden dondur. Gelince onu bıraktığın yerden tekrar başlarsın. Yani Taner'le Veysel de Ramazan'ı idare ederler değil mi çocuklar? Aynen öyle başkanım. İşte bu kadar ya. Hadi bakalım. İşlerimiz uzun. Cümleten iyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar başkanım. Beraber gideriz. Sen nereye ben oraya. Hadi sıkma canım artık. Ben artık istemediğim şeyleri yapmaktan çok yoruldum Ramazan. Tamam yani babam mutlu olsun diye memur oldum ama ben böyle olacağını düşünmemiştim. Yani şu okul işi. Sen ilk cesaretlendirdin de acaba olabilir mi diye düşündüm. Ne bileyim. İşte sevdiğim şeyin işim olması. Ya ben orada çok mutlu oldum Ramazan. Şimdi gideceğiz. Her şey alıştırılacak. Ben gitmek istemiyorum ki. Gitmeyelim o zaman Asuman. Nasıl yani? Yok olmaz. Nasıl olacak? Nasıl olmayacak? Niye olmaz? Olur Asuman. Verirsin istifa dilekçeni bal gibi de olur. Niye olmasın? Hem ne bir yere gitmek zorunda kalırız, ne de hayallerimizden vazgeçmek zorunda. İyi de kolay mı öyle? Yani memuriyet bu. Maaşı var, emekliliği var. Kolay Asuman, hem de çok kolay. Ben bakarım sana ya. Senin arkanda kapı gibi kocam var ya. Sanki ben seni evlenirken senin memuriyetin var, maaşın var diye ben seninle evlendim. Ya sen ne istiyorsan onu yap Asuman. Ben sana bakarım, ben eve de bakarım. 10 tane çocuğumuz olsa ben ona da bakarım. Babam. Babam böyle bir şey yaptığını duyarsa çok sinirlenir Ramazan. Ya Asuman baban da bir zahmet karışmasın artık ya. Yani sen dershaneye giden, sınava hazırlanan bir kız değilsin ki ya. Sen artık evli baklı, kaç yaşına gelmiş bir kadınsın. Ya bir şey diyecekse de gelsin ona desin ya. Sen ver istifa dilekçeni Asuman. Hiç düşünme. Vallahi yarından tez yok git ver. Ya hayallerinden de yapmak istediklerinden de vazgeçme Asuman. Ne istiyorsun onu yap. Ya ben senin hep arkandayım. Ramazan. Hı.
kibarsın Yasu. Sen iyi kibarsın. Şşş. Ağlama artık. Ne ağlıyorsun? Gül. Gül biraz. İyi gül. Gül. Tamam güldün yeter. Bir çay demledi için. Demleyeyim. Hadi bakalım. Yardım edeyim mi? Yok ben getir. Ya çocuklar. Çocuklar. Ne oldu anne? Annem burada faturalar vardı. Hiç gördünüz mü ya? Her sefer amca sabah onları almıştı. Ha. Tamam. Kızım sen ödevin vardı. Yarın son günüydü. Ne yaptın? Bitirebildin mi anne? Anne bugün de o. Ama biz Sefer amcayla hallettik onu. Sefer amca bana kağıttan bir ağaç yaptı. Bütün sınıf benim ödevimi konuştu. 100 aldım anne ödevden. 100. Ey maşallah kızım. Aferin. Erkan. Oğlum sana kaç para lazım söyle de vereyim annem hazır aklımdayken. Ha, gerek kalmadı anne. Sefer abi halletti sağ olsun. Aldım jöle. Bitti bugünlük paydos et. Sen ne yaptın? Kapadın dükkanı. He kapattım. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol abi. Ne oldu Rıfat? Hayırdır? Bir derdin mi var kardeşim? Abi şey ya ben biraz paraya sıkıştım da sen bana borç verebilecek misin? Sana canım feda biliyorsun da. Ödemelerdi, faturalardı falan derken ben bu ayı çok zor atlattım Rıfat. Çok çok özür dilerim kardeşim ben de. Tamam abi estağfurullah. Olsun önemli değil. Sağ. Aslında abi para var ama benim param değil. Yani Zayden'in parası. İstimlaktan yatan para. İstersen akşam ben konuşayım bir Zayden'le. Aramız biraz bozuk ama ben yok, yine yok, yok abi yok. Vallahi mühim bir şey değil yani. Öylesine sordum ben. Hani Zayda ablayı falan hiç karıştırma, boş ver. Allah sen sıkma canını, sağ olasın. Hadi kaçtım ben. Bakalım. Bak ne diyeceğim. Parayı bir şekilde çözeriz de kardeş bu. Sana niye lazım? Yok abi ya öyle şey. Bir iki şey lazım oldu da. Öyle ufak tefek. Öyle çok mühim bir şey değil. Vallahi bak yani. Erzem bir şey olsa ben ısrar ederdim zaten. Öyle önemli değil, öylesine sordum. Üzme sen, üzme kendine. Konuşur musun istersen? Vallahi yok abi yok. Yok abi vallahi gerek yok ya. Tamam. Hadi kaçtın ben. Hadi. Sen iyice düşündün mü oğlum? Düşündüm baba. Ben Elif'i seviyorum. Eğer sizin de müsaadeniz olursa gidelim isteyelim. Estağfurullah oğlum. Bizim ne müsaademize kalmış. Sen okumuş yazmış insansın. Kafan da çalışıyor. Biliyorsun bir vakitler Elif'le ne düşündüğümü sana söylemiştim. Kendine Allah var çok iyi bir kızdır. Ben de çok severim ha. Ama ailesini biliyor. Yaşadıklarını biliyor. Ben baban olarak gider isterim. Yani maddi manevi elimizden ne geliyorsa yaparız. Ama eğer bu kızın tek böbreği var, sağlığı ne olur ne olmaz. Başında da ana baba yok. Sen iyice tarttın mı bu durumu? Tartılacak bir şey yok baba. Günahıyla, sevabıyla ben Elif'ten razıyım. Esasen oğlum, yani şimdi baban çok da yanlış konuşmuyor en nihayetinde.
Ben iyice düşün derim. Yani yuva kolay kurulmuyor. Senin endişelerini biliyorum anne. Ama endişelenecek bir şey yok. Merak etme, korkuların yersiz. Kararım kesin diyorsun yani. Kesin baba. O? Sen Elif'le konuş o zaman. Müsait olduğu bir gün gidip isteyelim kızı. Hafta isteme var demek. Hemen alışverişe çıkmamız lazım abla. Şöyle bir üst baş alalım. Evi de şöyle bir çekip çevirelim. Düğün evi olacak burası. Abartma istersen Zeynep. Yani çarşıya çıkarız. Bakarız bir şeyler. Eksik olanları alırız. Ya neyin var abla senin? Haftayı seni istemeye geliyorlar. Hem de sevdiğin adam. Sen böyle suratını asmış oturuyorsun. Ne oluyor abla sana? Bak, Serdar falan aklımı karıştırdı deme ha. Seni kimsenin aklımı karıştırdığı falan yok. Sadece birkaç şey üst üste geldi. Canım sıkıldı. Hani birkaç güne toparlarım. Tereddütlerin mi var? Yok tereddütüm. Yani stres altındayım ve sen bu durumu kendi kafana göre yorumluyorsun. Yok bir şeyim. İyi. Peki madem uzatmıyorum. Hadi çayını iç de soğutma. İyi demişsin amca, helal olsun. Vallahi bak. Ya sonuçta Osman kafalı kız. Yani burada iş bulur, müzikte bir şeyler yapar, ilerler yani. Öyle amca oğlum yani, dert etmeye gerek yok. Yani şimdi böyle konuşmak kolay. Ama ileriyi düşünmeniz lazım bence. Oğlum dünyanın bin türlü hali var. Allah korusun başınıza bir şey gelir. Bak bana, çat diye hapse düştüm yani. Siz bence hemen gaza gelmeyin oğlum. Yani kızının iyi kötü bir memuriyeti var. Ya evinize para giriyor. Yani öyle düşünmeniz lazım. İyice bir düşünün. Ya amca niye düşünelim ya? Kasaba dediğim ufacık yer. Açık değiliz, açıkta değiliz yani. Çalışırız. Ne olacak? Ekmeğimizi taştan çıkarırız evvelallah. Ya tamam çıkarırsın da o işler öyle kolay olmuyor işte yani. Ya kolay olur diyen mi var amcaoğlu? Asuman hiç sevmediği, mutsuz olduğu bir mesleği sırf biz aç kalmayalım diye ömür boyu yapmak zorunda kalsın mı? Ha? Buna katlansın mı amcaoğlu? Ya bu kızın hayalleri var ya. Senin benim hayallerim olduğu gibi bu kızın da hayalleri var. Vallahi hayalleri olanı yıkamazlar amcaoğlu, ben sana diyeyim. Bak Osman'da bu yetenek olduktan sonra, ağır amcada da bu azim olduktan sonra bak sırtları yere gelmez. Vallahi bak Veysel, o yüzden merak etme ya. Eyvallah, siz daha iyi bilirsiniz. Ya ben de size uğrayacaktım. Yolda karşılaşmamız. Ne oldu Rıfat, bir şey mi oldu? Ya ben normalde böyle şeyleri sizden istemem ama biraz çaresiz kaldım. Yorum söylesene. Ya varsa sizden biraz borç para isteyecektim ben. Ya vallahi Rıfat, sen de varsa bize ver. Yani bizim var ya Şirinlere ne kadar borcumuz var bir bilsen. Da bugün bu borç yüzünden kafayı tırlatıp oynadık ya. Kusura bakmayın ya. Aklınızı helal edin. Ben böyle bir şey söylememiş oldum, tamam mı? Dur la, dur bir dur. Senin para niye ihtiyacın oldu? Hayırdır, bir söyle bakayım. Yok ya, yok vallahi önemli bir şey. Oğlum söylesene, yok, ne yok? Vallahi, oğlum var Allah işte Allah, bir şey. Allah söyle Allah, belki çözeceğiz. Söyle bakayım. Mihrim. Ben Mehriban'la düğün yapmak istiyorum. Biliyorsunuz mu? O iyileştirdi beni. Elimden tuttu, yaralarımı sardı. Ya ben... Kafa gitti ya böyle. Bizi apar topar evlendirdiler. İşte kız ne güzel bir gelinlik giyebildi. Ne güzel bir düğün oldu.
çürük bir adam, ayama yapılmış değersiz bir şey olarak görüyorlar onu. Ana meziyet ediyor, helale meziyet ediyor. Kimsenin mihri bana saygısı yok. Ben buna katlanamıyorum. Buna dur demek istiyorum. Olur mu ya? Ha? Olur mu? Bak mihriban benim can evim. Ben gerçek aşkı mihribanda buldum. İstiyorum ki bütün dünyada bunu böyle bilsin. Ara yok. Mihribana bu dünya yapmam lazım. Mehri bana borcunu ödemem lazım. Para yok. Cepte 5 kuruş para yok. Ne olsun lan? Yaparım. Vallahi yaparım ben. Bugün olmaz, yarın yaparım ben. O düğünü yaparım, elbet yaparım. Yani. Vallahi bütün dünyada bunu böyle bilir. Vallahi yaparım. Yaparım ben, yaparım. Vallahi yaparım. Vallahi bütün... Yaparım, yaparım. Vallahi ben yaparım, bu düğünü yaparım. Yaparım. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun arkadaş? Ha? Yani bu duruma kayıt kalamayız değil mi? Yakışmaz bize. Yani Rıfat evet ilkokulda böyle açık bir çocuk falandı ama... Bak, üstümüzde çok emeği var ha. Veysel'in düğününü yaptı, Zeyda ablamın düğününü yaptı. Benle annenin düğününü yaptı. Ne bakıyorsun öyle? Ne gülüyorsun? Hayır, senin üstünde bile hakkı var. Senin de bu işe el atman lazım ya. Vallahi bak. Bu işi çözmemiz lazım yani ha. Eyvallah. İyi hadi geç kalmayalım. Ana! Ana! Ha oğlum? Ana, benim bir acil gitmem lazım. Sen Ali'ye bakarsın. Hayırdır oğlum? Ne işi bu böyle sabah sabah? Hayır hayır ana. Hem de var ya bak, çok güzel bir hayır ha. Hadi görüşürüz. Üzmeyin birbirinizi, tamam? Gene ne işler çeviriyorsa senin bu baban, ha? Aman. Aman. 20 ben seni. Bu güzel kuzuların kuzusu. Efendim amcaoğlu. Alo, neredesin amcaoğlu? Şu an az önce evden çıktım amcaoğlu. Hayırdır? Tamam, çok iyi. Bak ne diyeceğim hemen. Fırla, Veysel'lerin eve gel. Acil bir işimiz var. Ne oldu lan? Yeni bir icat falan mı buldun yoksa? La oğlum sen gel, anlatacağım. Hadi gel. Allah, bu yeni icat durmuş. Veysel. Amcaoğlu dur, dur. Bekle. İyi oldu, yakaladım seni. Ne oluyor oğlum? Bu ne acele? Birine bir şey mi oldu? Yok la yok. Allah! Ne oldu amcaoğlu? Uçan arabayı mı buldun lan? Işınlanmayı mı buldun? Ne buldun? Allah rızası için. Söyle hadi lan. Dur la dur. Sakin ol. Bir şey bulmadım ya. Ya amcaoğlu ben size ne diyeceğim ya? Ben vallahi akşam uyuyamadım la. Vallahi bak uyku tutmadı. Rıfat geldi yani, konuştu bize. Biz bu çocuğun düğününü yapalım be. Heh. Vallahi doğru diyorsun amcaoğlu. Ben de sabaha kadar bunu düşündüm ya. Allah amcaoğlu ben... Yalan söylemeyeyim yani, bunların hiçbirini ben düşünmedim. Ama haklısınız yani, biz bu düğünü yapalım amcaoğlu. Vallahi icat gibi fikir ha. Çok güzel bir düğün yapalım ya. Hadi de halledelim şu işi, hadi. Hadi bakalım. Yanmayın, yanmayın. Vallahi iyi olacak ama ha. Ya tamam, konuşurma ha, dur. Kolay gelsin amca. Kolay gelsin. Sağ ol yeğenim. Bizim bir düğün işi vardı da amca. En acilinden ama. Mümkün değil, doluyuz. Nasıl yani doluyuz derken? Doluyuz basbayağı. Yani Yaşar'la Meryem'in düğününü aldım. Tamam, önemli değil ya. Bize böyle bir davul, bir zurna, böyle birkaç da ekipman yeterli. Olmaz. Bak, burada gördüğünüz davullar var ya, buradaki zurnalar... 7 davulcu, 7 zurnacı istedi Yaşar. 40 yılın patlamasını yaşıyor Hıyar.
E ne yapacağız o zaman, biz davulcu falan da bulamayız ya. He bulamazsınız. Yani 7 gün 7 gece full düğün. Yuh. Ya onu da yaparız, çıkarız aradan amca. Nedir yani Allah aşkına ya? Ya bizim Rıfat'la Mihriban'a şöyle güzel bir düğün yapmamız lazım. Öyle büyük çaplı değil, ufak çaplı olsa da olur. Hem Yaşar'ı yaparız hem de onu yaparız. Sen de yorulmamış olursun. Olma mı amca? Hadi ya. Olmaz. Kesin şartı var. Siz o düğün salonunun yanından bile geçmeyeceksiniz. Üçünüz. E ne yapacağız? Erteleyeceğiz mi? Yani ertelersek bir anlamı kalmayacak ki. Ya kaç hafta atmış olacak? Ya yaparız. Yapamaz mıyız amca? Nedir lan? Bir davulla zurna değil mi? Yapar. Yapar. Yaparız ya. Ne yapalım? Al al. Al al zurnayı al. Al al. Al çekinme. Al lan. Yok. Ne var artık al. Alın ya. Ne arıyorsunuz lan siz? Bırakın lan onlar, onlar sayılı. Ya sen 40 yıllık düğüncüsün amca. Bulursun yolunu. Ya. Bulamam. Ya nerede bulacağım eşimi? Gel bırak. Gel ne bu be? Hiçbir yere gidemezsiniz, bırakın bunları. Ya amca ne olacak Allah aşkına ya? Bir davul, bir zurna, bir dork ne olacak? Yeğenlerinden kıymetli mi ya? Ya, ya oğlum. Bir tane ziyan çizdi dersin baba. Gelin ya bir daha benim dükkanıma. Valla yeni bir çocuğuna döndüm hocam. Aha! Damat bey geliyor! Damat bey geliyor! Baba sen damat adamsın oğlum. Niye çay taşıyorsun hala ya? Ne diyorsunuz la? Delirdiniz mi siz? He delirdik. Hepsi mi delireceksin? Oğlum senin düğünün var. Hazırlanmamız lazım. Hadi. Ne düğünü la? Ben sen. Hadi oğlum, yürü. Hadi. Oğlum dur bari şu çayları da alardım ya. Memo dur bir Memo. Gel bakayım buraya. Al bakalım Rıfat abinin elinden çayları. Al. Al bakalım tepsiyi. Ha şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bunu götürüyorsun. Herkese dağıtıyorsun. Sonra da diyorsun ki Rıfat abimle Mihriban yengemin düğünü varmış. Herkes de davetliymiş. Tamam. Hadi hoş. Hadi bakalım. Hadi. 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 Kasabamız sakinlerinden Rıfat ile Mihriban'ın ertelenmiş düğünleri yapılacak. Önümüzdeki cumartesi pazar yapılacak düğüne. Oluyor lan. Kasaba halkımız davet. Ne düğünü? Düğün mü? Aa ne güzel. Bize de iş çıktı gene. Hadi kız hadi. Şu gelinliği bitirin. Yeni gelinlik gelecek. Bizim Taner, Veysel ve Ramazan, yani Mucit biraderler, onlar organize etmiş. Yani ben söyledim, yani ben yapacaktım da fikir olarak onlar ön ayak oldular. Böyle bir şeye gerek yoktu ki Rıfat. Ben halimden memnundum. Ben değildim Mihriban. Ben bir kere de olsa seni o gelinlikte görmek isterim. Sen beni damatlıkla görmek istemez misin? İstemem mi Şırfan? İstemem mi? Rıfat! La boyu devrilmeye sıçra. Nereden çıktı bu düğün işi? Ben istedim ana. Sonuçta Mihriban'la bir düğün kuramadık. Hangi parayla yapacaksın? Cepte para mı bıraktınız? Ya boş versene sen parayı. Parasız da olur bu işler. Hem ben esnaf adamım ya. Veresiyeyle falan hallederim. Senin esnaflığın batsın. Hep o arkana sakladığın sarıçıyanın başının altından çıkıyor değil mi bunlar? Ana! Doğru konuş. Ne biçim laflar onlar ya? Ben istedim ben. Onunla bir alakası yok. Bak bu düğün olacak. İster katılırsın, istersen de dedikoducu kadınların lafına sözüne 2 ay katlanırsın. Sen bilirsin. Çocuklar, hadi bakalım sessiz olalım artık.
Biz Erkan arkadaşınızla sizin için bir video hazırladık. Birazdan izleyecekleriniz, ömrünüz boyunca hatırınızdan çıkarmamanız gereken çok önemli bir ders. Öğretmenim hazır. Başlat Erkan. Çalışıyorlar. Bunca çile, bunca yük sizin için çekiliyor. İyi izleyin. Siz de unutmayın. Asla ama asla unutmayın. İçinizden çok azınızın aile vakti yerinde. Geri kalanınız gibi ben de fakir bir ailede büyüdüm. O yüzden çok iyi biliyorum ki fakir bir insanın bu hayatta, bu adaletsiz dünyada tek bir şansı vardır. O da okumaktır. Çocuklar, siz bu şansı kaçırıyorsunuz. Adam beni 7 gün 7 gece bağladı. Adeta bonservisimi almışçasına. Ya bir geceliğine Selami ya. Bir geceliğine gitsin başka biri de bulsun. Oğlum Rıfat da bu. Rıfat. Bizim kasabanın çocuğu. 3 kuruşa sattın mı la bizi? Doğru söyle la.
Ya amcaoğlum, hasretinden prangalar eskittiğim amcaoğlum. Ben de ekmeğime bakmam lazım. Yani dükkanda işleri kesat. Ben bu patates işlerini de babam gibi kıvıramadım. He bir de emanet çocuk aldım. Beni mazur görün. Kaç para lan senin tazminatın? He? Bu sözleşmeyi bozsak kaç para ödeyeceğiz tazminat olarak? Al bak. Yuh. Oğlum bu ne la? Oğlum şiller bile böyle yaptırıp koymadı. Bu ne? Koraylı Yaşar'a bak seni. Amcaoğullarım kusura kalmayın. Vallahi hastalık, zorbalık ve doğal afet dışında takım Koraylı'nın Yaşar'da. Hastalık, zorbalık, duvar afetleri dışında. Tapum Koraylı'nın Yaşar'da he. Amcaoğlu, selam cepte. Yürüyün biz düğün hazırlıkları yapalım hadi. Oğlum nasıl cepte? Adam sözleşme gösterdi. Cayma maddesini görmediniz mi ya? Sen rahat ol amcaoğlu sen. Rahat ol, yakında anlarsın. Kımıldan, kımıldan, kımıldanıver. Ahşerin ağzımda kımıldanıver. Kımıldan, kımıldan, kımıldanıver. Ahşerin ağzımda kımıldanıver. Kımıldan, kımıldan, kımıldanıver. Ahşerin ağzımda soytarı ettiniz. Haftaya bir de Rıfat'a sünnet merasimi yaparsınız. Tam olur.
Vallahi bırak. Rıfat, sen bakma annene. Rıfat, vallahi sen de yakışıklı adammışsın ha, yemin ediyorum. Takımı falan giyince bir değişik oldun ha. Adalar. Öyle. Bana resmen ha. Yorum iyi. Ya bari kendi düğünümüzde başkası pişirseydi yemeği, sen niye pişiriyorsun? Ha oldu. Yemekçiye de para verelim, tam olsun. Koy git kalbini kırpayayım Allah aşkına. Kız Kamil'e odun çok et çıkartacaksın. Rıfat. Kardeş, insanlar soruyor, ne zaman gideceğiz gelin almaya? Abi, ben de tanergilleri bekliyorum, gelmediler hala. Ne oluyor Oğuz'la? Seni kaçırıyor Selami. Nasıl yani? Kaçır yok derken Basbey'e kaçırıyoruz yani. He, cebrenme hileyle. Zorbalıkla bildiğin doğal afet gibi bir şeyiz biz. Ya bırakın kardeşim. Ne yiyorsun madem? Böyle olmaz. Biraz daha bağırman lazım. Hem var, herkese ihtiyacımız var. Uzun, bıyık, çakır. Vallahi sizden baş edilmez ha. Yani siz şimdi... Doğal şartları oluşturduk, kaçırdık. Kaçırıldın işte. Elinden de bir şey gelmiyor yani, öyle düşün. Vallahi size helal olsun. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Amcaoğullarım benim ya. İyi ki sizden aynı taraftayız. Yoksa sizin düşmanlığınız hiç çekilmez daha. Korkuttunuz beni ya. Korktum ya. Amcaoğlu bak. Lan! Şimdi. Hayırlı olsun Kerim Hanya. Ne güzel bir şey yapmışsın. He vallahi. Ne güzel olmuş. Yalnız Kerim Han, çocuğun adı hep böyle mi kalacak? Ya biz de değiştirmek istedik de kendi istemedi Zayda abla. Mihriban. Gülüm, sen niye öyle yabancı gibi duruyorsun? Bak sen bu evden gelin çıkıyor. Bu evin gelinisin. Ne bileyim, yani hiç böyle hayal etmediydim. Yani gelin olmayı. Ara ara aklıma gelirdi tabii, düşünürdüm de. Ne bileyim, buradan bu şekilde. Kızım, ben de gelin olduğum zaman bizim Adile teyze vardı, rahmetli. Onun evinden çıkmıştım. Nereden gelin olduğun değil, nereye gelin gittiğin önemli demişti. Rahmetli. Sen geldiğin yeri unutmamışsın kızım. Ait olduğun aileyi unutmamışsın.
Geçmişinle barışıksın. Hala bir aile var senin içinde. Anan kulağına bir şey fısıldıyor. Babam bir şey söylüyor oradan. Çok güzel yetiştirmişler seni kızım. Sen bir harabeyi aldın, saraya çevirdin. Bundan sonra bizi kardeşim bil. Bu aileyi de aile kabul et. Yani boşluklarını dolduramayız ama aratmayız da. Ne zaman başın derde düşse gel. Kendini sahipsiz bilme, he mi? Sağ olun. Hepiniz sağ olun. Geliyorlar, geliyorlar. Ay, geliyorlar. Sen nasıl perişan mısın? Ne oldu? Neredesin? Geç gideceğim, acaba gidersin mi? Yok yok, çok güzel, çok güzel. Yaşar. Birazdan insanlar gelecek. Yaşar. Nerede kaldı bu çalgıcı? Yaşar, bir sakin ol oğlum. Ama çalgıcılar pert. Pert mi? Nasıl pert? Kazaneyi mi geçirmişti? Yok, geldikleri yemekten zehirlenmişler. Nasıl zehirlenirler Muammer emmi? Bunlar en pahalı yemekleri yemedi mi? Yediler. Senin beğendiklerini ısmarladıklarını hepsini yediler. Havyar, karides, ahtapot hepsini yediler. Mesela demiştim. Bizim çalgıcıların mideleri bunu kaldırmaz demiştim. Şimdi tuvaletten çıkamıyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Sakin ol Yaşar. Moralini bozma. Bu senin en mutlu günün. Allah'tan selamı var. Yok. Nasıl yok? Nasıl bayağı yok. Yok yok. Nasıl yok Muammer emmi? Biz bu adama en sert sözleşmeyi imzalattırmadık mı? Sözleşmeyi imzalattırdık da Selami'yi kaçırmışlar. Mahallede danıklar var. Zorbalığa girdiği için dava da açamıyoruz. Zorba yerebilir. Allah kahretsin. Ne öreceğiz şimdi? Birazdan bu salona iğne assan yere düşmez. Ya ben bir asker arkadaşımın oğlu var. Şarkıcı. Onu çağırayım istiyorsan. Ama... Pop söylüyor. Ye. Murat Poz. Ne? Murat Poz mu? He, Murat Poz. Ya şunu baştan söylesene Muammer emmi. Bizi selam ile melam ile ne uğraştırıyor? Ben bayılıyorum o adama ya. Ya bu genç ne zaman bu kadar ünlü oldu ya? Ünlü de laf mı Muammer emmi? Adam sitar sitar. Çağır gelsin. Hemen çağır gelsin. İyi. Arayayım mı seni? Ara ara. Arayayım, arayayım. Ne oluyor Yaşar? Sanatçı falan yok diyorlar, hiçbir şey anlamadım. İlahi Kızıldeniz'im. Hiç sanatçı olmaz olur mu ya? Sana Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından birini getiriyor.
Görünce küçük dilini yutacaksın. Aa, Allah Allah, kimmiş o ya? Artık orası sürpriz. Gelince kendin görürsün. Bak, bak şimdi bak. İzle, izle. İyi dinle. Gel, gel, gel. Selamun aleyküm size. Selamun aleyküm size. Aleyküm selam bize. Aleyküm selam bize. Dünyalar güzeli Mihriban'ı almaya geldik size. Hey! Hey! Davar saldım yalakta. Davar saldım yalakta. Kurban kestim oğlaktan. Kurban kestim oğlaktan. Sevinin gederli kızları kurtuluyor Nızrı Fat'tan. Hey! Dağlarda çamlar oluşur. Dağlarda çamlar oluşur. Ay buluta kavuşur. Ay buluta kavuşur. Rıfat'ın güzel kalbi Mihriban'a yakışır. Hey Nare! Kurun davulları çalsın davullar güm güm. Kurun davulları çalsın davullar güm güm. Gün bugündür gün bugün. Gün bugündür gün bugün. Gitmeyiz kapınızdan Mihriban'a. Derdine derman olansın. Özümün hükmüne bir ferman eyle. Alemler hükmüne ferman olansın. Bir dert ki bu bendeki, bin dermana denk. Fermanım kesilse bin fermana denk. Tutmasa ruhumu ol yedi beyza. Düşerim kubruna, ol hütameye denk. Pir Sultan Abdalım, meydanda merdim. Her nereye baksam yarimi gördüm. Seherde tesbihim, evradım, virdim. Garip gönüllere mihman olansın. Selamünaleyküm muhterem. Müsaade var mı? Yemek getirdiydim sana. Aleykümselam Çelikçi Abdullah. Sen kendi evinden mi getirdin? Başka bir evden mi? Neden sordun ki? Düğün yemeğidir bu. Hani bir garip vardı. Hırkanı yollamıştın ona. Onun düğünü. Öyleyse kabul ederim Çelikçi Abdullah. Ama deseydin ki kendi evimden getirdim, o zaman kabul etmezdim. Niye kabul etmezdin muhterem? Sana karşı bir hatam, kusurum mu oldu? Oldu Çelikçi Abdullah. Bir kusurun oldu. Bilmeden etmişimdir. Yok. Bilerek et. Sana karşı nasıl bir kusur ettim muhterem? Ipıssız bir vadinin içindeydik. Dilim damağım kurumuş. Dudaklarım çatlamıştı. Bir su akıyor karşımda çıldır çıldır. Ama ben ulaşamıyorum o suya. Sen varsın suyun başında. Diyorum ki bir yudum su ver Çelikçi Abdullah. Öylece bakıyorsun bana. Niyetim kanmak değil. Bir yudum su.
damağım kuruluyor. Sen bana su vermiyorsun. Bana su vermedin Circi Abdullah. Susuz bıraktı beni. Tuttur seni. Yahu muhterem, rüya görmüşsün sen. Rüyan için beni yargılayıp mahkum etme. Attım içeri. Rüyalar buraya açılan kapılardır Circi Abdullah. Burada ne varsa perdeye de cama da o yansır. Ben senden bunları istemiyorum. Kana kana içmek istemiyorum. Susuzluğum geçsin de istemiyorum. Bir yudum su. Kalbimi ferahlatacak. Ruhumu serinletecek. Bir yudum su. Emanetini bırak git Circi Abdullah. Çok işim var benim. Oyalama beni. Tuttum seni. Eyvallah. Selma. Efendim abi. Seninkiler geldi. Benimkiler mi? Benimkiler kim? Seninkiler işte Selma. Yahu benimkiler kim? Çık dışarı, çıkınca görürsün Selma. Çocuklar, ne işiniz var burada? Tatil gününüz bugün. Şey öğretmenim, arkadaşlar dediler ki biz tekrardan sınav olmak istiyoruz. Bir de çocuklar notlar çoktan gitti. Bu dışın değil ki öğretmenim. Sadece ne kadar yardıma ihtiyacımız olduğunu öğrenmek için. Bize sınav yapın, eksiklerimizi görelim. Sonra da beraber çözelim istiyoruz. Bitmedi Mirvan kardeş. Vaktimiz varsa bir yere uğrayabilir miyiz? Nereye? Bizim köye. Abi şu ileriki yoldan döneceğiz. Burası orası mı? Thank you.
etmiş her şeyi. Aslında ben yalnız değilmiş Murat. Benim ailem hep yanımdaymış. Hep arkamdaymış benim. Tamam, tamam. Tamam, tamam bak ben de yanındayım. Ben de yanındayım. Oğlum bak. Bak biz bir olduk. Biz bir olduk. Ben de yanındayım. Çarşıdan aldım lahana, kıydım koydum sahana. Hiç ömrümde görmedim böyle de cadı kaynana. Hiç ömrümde görmedim böyle de cadı kaynana. Aman 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 kaynana, bir ayağı topal kaynana. Aman 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 kaynana, dişleri gedik kaynana. Oğlum kebap getirdi de sensiz yedik kaynana. Oğlum çerez getirdi de sensiz yedik kaynana. Kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Yandım gelin dedikçe altına odun atmalı. Yandım gelin dedikçe altına odun atmalı. Aman 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 kaynana, dişleri gedik kaynana. Aman 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 kaynana, ayağı da topal kaynana. Oğlun kebap getirdi, sensiz yedik kaynana. Oğlun çerez getirdi, sensiz yedik kaynana. Allah Allah ya. Bu millet yine başka bir düğün salonuna mı gitti? Kimsecikler yok. Ya Muammer emmi. Hadi çalgıcıyı, sanatçıyı anladım da. Düğüne kimse gelmedi. Bu ne iş? Ben sana söylediydim Yaşar. Şu düğünü bir gün yapalım diye. Aradık sorduk insanlara biz. Ya biz öyle 7 gün düğüne yettirecek kadar takı takamayız dediler. Son gün geleceğiz diyorlar. Ben şimdi ne öğreneceğim? 6 gün kendi kendime halay mı çekeceğim? Ya insanları geçtim. Anamgil babamgil de gelmedi. Arıyorum açmıyorlar da. Ben babamgille konuştum. Arabayla geliyorlarmış, araba arızalanmış da yani Chaplin'le onlarla beraber olduğu için gelememişler işte. Allah'ım ya, resmen nazara geldik. Fesat insanların nazarına geldik. İnsanlar yok, sanatçı yok. Sanatçı var. Sansun arayınca ben hemencecik geliverdi Murat Poz. Ne diyorsun sen Muammer emmi? Murat Poz geldi mi? Ya hemen çağır çağır, gelsin. En azından bir fotoğraf çekiliriz. Murat Poz'u görün, damlar düğüne. Ne? İnanmıyorum. Düğünümüze Murat Poz mu geldi? Ya ama bütün sürprizi kaçırdın, çilli kekti. Ben sana sürpriz yapacaktım. Neyse, öğrenmiş oldum. Muammer emmi, çağır çağır. Murat Poz'u çağır da bir fotoğraf çekilelim. İnternete koyarız. Murat! Yeğenim gel gel! Murat gel! Ne
dans bayağı Murat Toz işte. He? Ya bunun daha önce de soyadı Karan Mustafa oğluydu. Ben böyle pozlarını çok beğendiğim için soyadını değiştirdim, Toz dedim. Bakma sen böyle acınız olduğuna, Ereğli'nin en ünlü şarkıcısıdır bu. Senin yapacağın sürpriz de bu kadar olurdu zaten. Mahvettin düğünümü. Rezil ettin beni bütün kasabaya. Dur. Kızıl kıyametim. Benim bir suçum yok. Ya hemen gidelim. Ne oldu şimdi ya? Murat Poz dediğiniz getirttim. Ya böyle... Oğlum, tamam yeter, buz kesme. Şimdi çocuklarımızı pistten alalım, hatta herkesi pistten alalım. Ortalık biraz durulsun. Gelin hanım ve damat beyi sahneye alalım. Damat beyin bir isteği oldu. Normalde damat olmasaydı asla yapmazdım. Ama dua etsin ki bugün damat. Evet, alkışlarınızla gelin hanım ve damat bey. Gider allı gelin, has gelin, has gelin. Suya gider allı gelin, has gelin, has gelin. Topukların nokta nokta bas gelin, bas gelin. Bas gelin ama topukların nokta nokta bas gelin, bas gelin, bas gelin ama bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Eskiden danteller olurdu. İğne oyalar. Hep bir örnek derdi hanım. Hepsi bir örnek. Ama ben anladım ki aynı değilmiş hiçbiri. İşleyen el değiştikçe değişirmiş işlemeler. Tıpkı hayat gibi. Hayat da bir örnek değil. Hayatlar çeşit çeşit. İnsanlar çeşit çeşit. Kimine güzel gelen, kimine çirkin. Kimine gül gelen, kimine aşkın. Bilmiyor mu benim sana yandım. İmtihanlar çeşit çeşit. Kiminin zor olan, kimine kolay. Kimine tekerleme, kimine ifritten sual. Kaldım, bu aslı vazgeçmek nedir bilmez. Çabadır, emektir, mücadeledir. Sonuna kadar dertlenir. Derdini de çeker, tasasını da. En sonunda bulur aradığını en yakınında. Geçer. Daha iyisi için. En iyisi için.
kendini nelerin beklediğini bilmeden. Su testisi doldurur, doldurur. Suya gider. Kimi varlığı yok kalmış, bütünü yarımda. Kıymeti kıymetsizlikte bulur. Bu yüzden güçlenir bütün eksiklerimiz. Bizi biz yapan bu çeşitliliğimiz. Soldurur, soldurur ama. Eve gelir gül benzini soldurur, soldurur. Hepimizin alın yazısı başka, parmak izi başka. Ama bu dert beni. Ama sarılmalarımız aynı, etmez, affetmelerimiz aynı. Sevdalarımız aynı, mutluluklarımız aynı. Bu dert beni iflah etmez, öldürür, öldürür. Bilmiyor mu benim sana? İnsanlar çeşit çeşit, hayatlar çeşit çeşit. Ben bunu öğrendim bu hayatta. Mihrip anladım. Kimsesiz bir kızdım bugüne kadar. Ama artık kimsem var. Varlık maddeyle cisimde olan bir şey değilmiş. Varlık bir ruhmuş. Şimdi ben de ondan fazlasıyla var. İçim rahat, gönlüm ferah. Elhamdülillah. Aşk aşk derler. Aşk nedir bilir misin? Bildim Mihrimah. Aşk senin sarı saçların. Ben onlarla tutundum hayata. Ve selam. Uzat bir gül verem, dur 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 seni, dur bir haber versene. Aramızda dağlar var, aramızda köyler var. Ben seni nasıl görem, dur 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 seni, dur bir haber versene. Üç gün arpanı derem, beş gün buğdanı derem. Yıllık burada kalam, gene seni ben alam. Üç gün arpanı derem, beş gün buğdan derem. Bu yıllık burada kalam, gene seni ben alam. Almadın beni, dur 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 seni, dur bir haber versene. Bu dünyada ölüm var, bu dünyada ölüm var. Ne seni gör ne beni, dur 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 seni, dur bir haber versene.